Oyun Bros'tan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tolgan. PB serisinin yeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde Ekko oynayacağım. Ekko sandığımın aksine yetenek gücü bir şampiyonmuş. O yüzden yetenek gücü alıyorum. Şöyle Dora'nın yüzüğüyle başlıyorum. Bu arada Wukong umarım orada gider. Şimdi neden botlarla oynadığımı soracak olursanız, evet şu anda rotasyon yapıyor sanırım botlar. Wukong yukarı gidecek, Udyr de aşağı gidecek. Bana orta koridoru bırakacaklar. Güzel. Şimdi botlarla oynamamın sebebini çok kısa bir şekilde açıklayacağım. Ondan sonra birlikte şampiyonu keşfedeceğiz, öğreneceğiz. Neymiş, ne değilmiş bakacağız. Ondan önce oyunun müziğinin sesini kısıp şöyle bir şey yapabilirim. Tamamdır. Botlarla girme sebebim bugün 6 saattir. Evet, doğru duydunuz. 6 saattir sıradayım. Oyuna giriş sırasında ID password yazdığımız o login sırasındayım. 6 saat boyunca bekledim. Aynı zamanda bir de pasifine falan bakıyorum şu anda şampiyonun. Yani olay kısacası, gel buraya. Ha, okey. Normal oyunda alamıyorum Ekko'yu. Çok hızlı seçenler var. O yüzden normal oyunda girmedim ben de. Şimdi bu otomatik geri dönüyor sanırım. Aynen. Şöyle birlikte yeteneklerine bakacağız şampiyonun. Sıradan veriyorum. Q, W, E sırasıyla vereceğim hepsine. Şimdi Q yeteneği bir tane şu şekilde bir bıçak fırlatıyor ve o bıçak geri geliyor belli bir süre sonra. Biz kendimiz istediğimiz zaman geri getiremiyoruz. Onu denedim az önce. Yeniden Q'ya bastığımız anda geri getirebiliyor muyuz acaba diye. Şöyle arkasına dolanmaya çalışabiliriz. Pasifi bunun işaret koyuyor. Vayne'le çok benzer denebilir. Düz vuruşlarımız ve yeteneklerimiz işaret koyuyor. Bu şekilde bir gidiş, bir dönüş, ikisinde de ayrı ayrı hasar veriyor ve aynı giderken vurduğu kişiye dönerken de vurabiliyor. Aynı zamanda da yavaşlatması var. Şimdi W'su değişik biraz. Şöyle bir alan açıyoruz. Biz içine girersek kalkan alıyoruz. Ayrıca içerideki herkes sersemletme yiyor. Bu her üçüncü vuruşumuz fazla vurduruyor ve şöyle ilk kanını da dökmüş olduk. Fazla vurduruyor ve bizi hızlandırıyor. Şu şekilde. Ama her üçüncü vuruşumuz yalnızca şampiyondayken bizi hızlandırıyor. Onun dışında da şampiyonda olmasa bile her türlü hedefi yavaşlatıyor. Minyon veya şampiyon fark etmeden her üçüncü vuruşumuz ekstra hasar vurup yavaşlatma efekti uyguluyor. Şöyle bir tane gitti, bir tane de geldi mesela. İki tane minyon aldık bu şekilde. W yeteneğini attığımızda şu şekilde bir küre açılıyor. Biz içine giriyoruz. Girdiğimiz yerden oraya doğru bir şuradayken mesela bir tane top fırlıyor oranın içine biz içine girdiğimizde. O top fırlarken rakibimiz kürenin içerisindeyse sersemleme yiyor. Aynı zamanda biz de bir kalkan alıyoruz eğer kürenin içerisindeysek. Aynen, aldığım kalkanla yaşadım mesela az önce. Hani bota karşı oynuyorum ama yine de birkaç bir şey deniyoruz. E yeteneğine şöyle bakalım. E yeteneği de kayıyor. Onun dışında Dash is a short distance. Ha, şu olay, tamam. Şimdi ona da bakıyoruz o zaman birlikte. İlk Q fullenir sanırım bunda. Menzilli bir yetenek. Bu arada ultiyi açtığınızdan itibaren böyle bir olay oluyor. Siz ne yaptıysanız o hareketleri yeniden yapıyor. Arkamızdan gelen bir gölge. Şimdi mesela ultiyi atacağım. Göstereceğim. İlk önce adamın yanına yaklaşamadık.
Yaklaşıyoruz. Sonra mesela kaydım. İzleyin. Ah be, atamadım. O bir menzil gözüküyor ya geri döndüğümüzde. Eğer o menzilin içerisinde bir hedef varsa çok fazla hasar yiyor. 70 saniye sonra bir kere daha deneyebileceğiz ultiyi. Biraz değişik bir mekaniği var ama alışırsak çok iyi ya, cidden çok fazla hasar vuruyor. E yeteneğini de göstereyim. İlk önce kayıyoruz, sonra ışınlanıyoruz. Kaydık. Işınlandık. Bu şekilde bir yeteneği var E'de de. Yalnız gerçekten çok iyi bir koridor itici şampiyon. Q yeteneğinden ötürü. Menzili de çok yüksek. Şöyle bir geri döneyim. Mesela böyle döneceği yere de aynı şekilde hizasına geldim. O en ucunda çok yavaşlıyor. Gitgide yavaşlıyor. Yavaşlıyor, yavaşlıyor. Sonra bir anda geri geliyor. Yeteneklerin hepsi de yetenek gücümüze oranla hasarı artıyor. Pasifinde de sanırım aynen. Pasifinde de hem seviyeyle hem de hasarla hasar artıyor. Yetenek gücü. Buradan öylesini alacağım açıkçası şu an. Beşer tane de pot alalım. Şey yapmayalım. Zaman kaybetmeyelim. Ya daha doğrusu geri dönmek zorunda kalmayalım. Birkaç bir şey deneriz. Şimdi ultisi bekleme süresindeyken bu adam beni takip ediyor muydu? Benim gölgem hatırlamıyorum. Şimdi bir tane daha deneyeceğim o ultiyi doğru kullanmayı. Bu gölge neredeyse, ben ultiyi basacağımda hedefin orada olması lazım. Mesela buraya gelir mi? Şöyle yürüsem. Sonra şöyle yapsam. Evet. Hasarı vurabildim az önce. Demek istediğim olay işte. O alanın içerisinde hedef varsa gerçekten çok büyük hasar yiyor. Bu W'sunu daha da uzağa yapabiliyoruz tabi. Bu top gelirken eğer biz buranın içerisine girersek kalkan alıyoruz. Ve eğer yine o top oraya giderken biz oranın içerisindeysek rakipler ve bütün minyonlar sersemliyor. Kulede de çalışacağını sanmıyorum açıkçası. İkinci olarak E'nin hasarı artıyor. Bekleme süresi azalıyor. Bunda da kalkan miktarı artıyor. E fullenir o zaman, hasar artacağı için mantıken. Şimdi şunu atıp şöyle yapıp tam o düşeceğinde hedefe ışınlanırsak adamı sersemletebiliriz. Az önce yaptığım gibi. Tabi karşınızdaki adam her zaman bot olmayacak ama yine de gitti galiba. Ultinin aynen. Ulti bekleme süresindeyken gidiyor. Ulti tam 4 saniye sanırım bu. Aynen. 4 saniye kala ultinin bekleme süresi geliyor. Kuleye vuruşumun animasyonu falan da var sanırım. Bu gölgeyi rakipler göremiyordur sanırım. Hani görmemeleri daha mantıklı olur. Şimdi bir de yukarı gitmeyeceğim. Şey burada. Zaire geri geldi. Ops. Oo. Şimdi hop. Oo, işte hasarı gördünüz mü? Kendim bile deli gibi şaşırdım. Yarı canını vurdum neredeyse Zaire'nin. Bunun hasarı tam olarak neylerden artıyor bir inceleyelim isterseniz. Ekko işaretlenemez ve vurulamaz olur.
Tamam. Geriye ışınlanır 4 saniye önceki bölgesine. Echo kendisini 100 artı %20 artı %3 yetenek gücüyle artan bir yüzdeyle Echo oraya girdiğinde hasar vuruyor ya. O vurduğu hasarın belli bir miktarını kendisine can olarak geri kazanıyor ama anında değil, zaman içerisinde. Ayrıca vurduğu hasar neyden artıyor? Vurduğu hasarda bir taban hasarı var ve bir de yetenek gücünden çok yüksek bir oranda alıyor. 95 yetenek gücüm var artı 124. Bu da 1,3 civarı bir şey sanırım. Tam şu an hesaplayamadım ama. Işınlanamadım. Bu üçüncü vuruşları da dayana gibi aynı. Çok fazla vuruyor ya. Şöyle bir de yukarıya gidelim. Fiko'ya. Arkamdan da gölgem yine başladı takip etmeye. Ultinin şeysi yaklaştığı için. Şimdi şöyle yapacağım. Lan. Ölür herhalde o da. Pasif çalışacağı için aynen öldü. Gerçekten ya ultisi çok zor açıkçası. Ben ilk kez oynuyorum şu anda. Sizlerle birlikte siz beni izlerken ben de ilk kez oynuyorum bu şampiyonu. Ultisinin kullanması gerçekten çok zor. Hani orada yama notlarında yeni şampiyonun bilgilerini okurken şey gibi değil. Stun 7. O sersemlemeyi çok geç şey yapıyor bu arada. Çok geç atıyor. W ile alan sersemletmesi güçlü bir şey ama çok zor yani. Karşınızdaki adamların bot olması lazım öyle 3-4 kişi yemesi için o sersemlemeyi. Ultisinden bahsediyorduk. Gerçekten hani kullanması çok zor. 4 saniye ve onun alanını hesaplamak lazım, alışmak lazım. Pratik gerektiren bir şey. Şöyle feryat alalım. Bir de hızlı ayakkabı alayım, dolanalım öyle haritada. Güzel. Ultime 4 saniye kala gölgede çıkacak bak. 4 saniye önce buradaydım. Şimdi gel bakalım Graves efendi. Ya ulti tutturacağım diye şey yapmıyorum. Diğer yeteneklere pek önem göstermiyorum. Evet, lag girdi az önce. PB'de olduğum için biraz da fazla lag var açıkçası. Bir de Zyra'ya gidelim. Oo, Mastery varmış burada. Şöyle yuvarlak çizebiliriz herhalde bununla, değil mi? Biz bunu kovalarsak o da bizi kovalamaya devam edecek. Güzel aslında. Bu da eğlenceli bir şey. Ölür mü ya? Tutuştur bıraktım ama. Ölmedi, 26 canı kaldı. Geliyorum Zyra. Şimdi şuradan başlayacağım. Adam buraya yürüyecek ya. Gel. Gelmedi ya. Tam şu noktada ulti basacaktım. Oh. Çok iyi vuruyor ya. Ya ultisinin şeysi, en zor kısmı da şu. 4 saniye sonrasını düşünerek oynamanız lazım. 4 saniye sonrasını düşünerek oynamak da kolay değil. Ayrıca şu anda bir sanırım bug var. Ayakkabı bozulmuyor. Aldığım ekstra yürüme hızı, dur bakayım. Sanırım azalmıyor. Yok, tamam. Azalıyormuş da şurada gözükmüyor sadece. Ulti attı. Sersemlettik.
Surprise. Seslendirmeleri de güzel. Şeyleri çok güzel. Animasyonları falan çok hoş gerçekten şampiyonun. Bu neydi ya? Atari'de bir oyun oynardık küçükken. Alaaddin, Alaaddin. Ona benziyor karakter. Tipi falan şöyle bakınca. Şimdi biraz daha bir yetenek gücü alalım. Birkaç farklı bir şey deneyeceğim şu anda. Yanlış eşyadayım. Ha. Lihpuan alacağım. Düz vuruşlara hani dayalı. Yetenekler de aynı şekilde pasifimizi şey yaptığı için çalıştırdığı için şöyle yapalım. Gel bakalım. Güzel. Lih puan da çok mantıklı olur diye düşündüm açıkçası. O, araba minyonun yarı canını vuruyor 3. vuruşlarımız. Ciddi manada büyük bir hasar veriyor yani. Muhtemelen bunun hasarı düşürülür biraz. Veya 17. dakikada sahip olmamam kadar olmamam gerektiği kadar fazla eşyam var. Belki ondan dolayı bu kadar fazla vuruyorum ama. Geliyorum geliyorum. Şöyle aşağı inelim. Bu ulti işte 4 saniye sonrasını düşünerek oynamak gerekiyor. Hadi ah yetişmedi ya. Evet. Düz vuruşlar deli ya, yemin ediyorum deli. Üçüncü vuruşun hasarını gördünüz mü? Bak. Çok fazla vuruyor ya. Şimdi şuraya gideceğim. Kendimi yemleyeceğim. İkisi birden bana yönelecektir muhtemelen botların. Bir şeyler deneyelim. Oo, öldüm sanırım. Ölmedim. Takip ediyorlar mı? Ediyorlar. Şimdi bu hasarı can olarak kazanıyorum ben zaman içerisinde ve kalkan aldım. Aldığım kalkanla da yaşadım. İkisini birden kestik. Tabi botlara karşı yani böyle de bu kadar kolay olmayabilir normal oyunculara karşı bunu oynamak. Bu arada şurada dev gibi bir minyon garipliği var. Burada 5 milyon bir minyon, şurada 5 milyon bir minyon, biraz da kuleye dalıyorlar. Bir şeyler olmuş orada. Team report ayrıca. Team feedlemiş. Baya keyifli ya. Oynaması. Şimdi 3. seviyede ultisinin ekstra kazandırdığı şey ne bize acaba? Herhangi bir şey herhalde yok. Hasar artıyordur. Yenilediği can miktarı da artıyordur. Tahminim. Oh. Can basmana can. Aa Fiko. Ne yapıyor orada? Bu arada E'nin o atladığı şeyde hasar da aynı şekilde kendimi korumaya aldım. Gördüğünüz gibi hani adam bu tarz mastery tarzı şampiyonlara karşı da güzel aslında. Biz o çemberin içinde durduğumuz sürece adam gelirse sersemleme yiyecek belli bir süre sonra. Gelmezse de kesemeyecek. Hani güzel bir şey ya. Kendimizi korumak için de sağlam bir yetenek. Lan. Şöyle bir de Zyra'yı keseyim ya. Gel gel. Geliyor. Botlar ping'den anlıyor mu acaba? Aa anladı cidden. Yok anlamamış. Şimdi şöyle yaptığımızda kendimize kalkan alabiliyoruz sanırım. Bedavadan. Aynen.
Kalkanın miktarını da gördüğünüz gibi bayağı yüksek. Kalkan miktarı da çok yüksek. Geliyorum oraya. Bunlar anlayacak mı? Yok, anlamadılar. Şu sarı ayakkabı olması iyi ya. Geliyorum geliyorum. Alırız orayı. Bana saldırın botlar. Şu yetişemedi ya. Kaç vurdum? Oo, full candan. Güzel. Takip yeteneği çok kuvvetli bak. Şampiyonun E'si hem kayıyor hem de kaydıktan sonra ışınlanıyorsunuz. Orada bir hedef varsa çok uzak menzillerden bak buradan oraya gidebiliyorum yani. Aynı zamanda Q yeteneğimizin de yavaşlatması gerçekten muazzam bir takip gücü kazandırır ya. Manam yokmuş. Oh, şu 4500'ü bir ıslatalım. Adam can bastı ya. Son salisede. Bu arada Nashor'un dişi de güzel olabilir. Aynı ya şey olarak oynanış olarak biraz Diana'ya benziyor sanki. Böyle çok yüksek hasar çıkartan bir orta koridor şampiyonu. Aynı zamanda bunun ormana da gideceğini düşünüyorum ben. Çünkü gerçekten o düz vuruşları çok fazla vuruyor. Üçüncü vuruşlar. Saldırı hızı rune alınırsa tam anlamıyla Diana'yla özdeşleştirdim ben bu şampiyonu yani. Çok benziyorlar oynanış olarak. Ultisi bayağı bir farklı ama. Bu arada o şey dönerken de adama zıplayınca nerelere kadar götürebiliyoruz Q yeteneğimizi. Üzerinde farklı farklı şeyler. Bir tane minyon kesmeyi deneyelim. Yani. Denemek değil, tek atmak oldu bu. Şuradan Anya bot kardeşimize bir saldıralım. Sea bot. GG. Botlar da yemin ediyorum çok iyi şey yapıyor ya. Yetenek atıyorlar. Gel gel. Graves sıra sende. Ne yapıyor manyak. Şimdi bu Q'su hızlanıyor mu acaba herhangi bir yerden sonra? Aynıdır herhalde. Şeyi çok yavaşlıyor çünkü en ucuna doğru. Şu en son şeyi de çok yavaşlıyor. Geri dönüşünü de adama değdirtmek için. Aslında hem avantaj hem dezavantaj olabilir bu. Dezavantaj diyecektim ya. Neden? Çünkü şöyle Q'yu yollarız mesela. Ben bunu Gromp'a kadar çekebilirim bu şekilde. Çok uzağa geri dönüşüyle ekstra hasar vermek için çok uzaklara çekebilirim. E ile kayarak ve ışınlanarak. Misal şuraya yolladım. Ejder'in arkasına kadar ya zıplatmasaydı beni çekerdim. Çok uzak menzillerden şey olabilir. Bu herhalde sersemleme yemez ama ben kalkanımı alırım. Geliyorum geliyorum. Sea. Oo. Aman tanrım dedim ya. Hasar, o ultinin hasarı muazzam ya.
Kulelere vuruşunda pasifin çalışacağını sanmıyorum. Aynen. Kule kırmak için ekstra bir yeteneği yok şampiyonun. Diana'nın pasifinden farklı olarak hani Diana'nın pasifi kulede de çalışıyor. Kuleye de ekstra hasar vuruyor aynı şekilde. Bunda öyle bir durum yok. Anlaşılan. Ulti geri geldi bu arada. 49 saniye. %30 bekleme süresiyle son seviyede ulti 49 saniyeye düşüyor. Tam anlamıyla yarı canını vurdum. O ne lan? Korktum. Quadra kill. Graves de burada olsaydı onu da keserdim ne güzel. Heal mı? Soruka neden ulti attı ya? Manyak. Aa, E'si çalışıyor bak. E'si kulede çalışıyor ama. Şöyle. Hop. Kuleye ışınlanabiliyoruz ve ekstra hasarını da vuruyor kuleye. Lihpuan'dan mı vuruyorum o hasarı bilmiyorum ama 482 büyü hasar vurdu mesela. Yav he. Takip edin abi. Karşı niye takip etmiyor ya? Ulti atacağım. Hah. Yok gelmediler. Ya 4 saniye sonrasını düşünerek oynamak çok zor ya. Oo! Quadra. İşte bu. İşte bu. Şeyde Yasuo'ya benziyor hani ultisi o hayvani tek başına iş yapabilme özelliği. Aa Penta. Alabilirsem tabii oradan. Çok zor ama alamadım. Alabilsem penta olacaktı, adamlar doğmamıştı hala. Şansım. FF verebiliyoruz mu bunda? Sanırım verebiliyoruz. Aynen. Bir tek GG diyelim o zaman. Easy. Team report. Team report yazdım. Sonrasında da keyif. Şöyle seçim ekranımıza geçelim isterseniz. Evet, burada herhangi bir şey yok. Zaten burada bir şey olmasını beklemiyoruz. 50 kovmuş. Neyse, güzel, eğlenceli. Anlatmak istediğim şey şu, hani benim şampiyon hakkındaki fikirlerim şu yönde. Çok çok güçlü bir assassin. Denebilir aslında E yeteneğinden dolayı Assassin grubuna gireceğini düşünüyorum. Bilmiyorum hangi gruba soktuklarını ama E yeteneğinden ve ultisini de güzel kullanırsa çok güzel Assassin'lik yapabilir ama karşı takım da buna göre oynayacaktır tabi. O takım savaşlarında bir kargaşa içerisinde güzel bir ulti atabilirse karşı takımın gözünden kaçırıp çok sağlam iş yapar. Hasarı gerçekten çok yüksek. Bu arada Ekko aldık ama şurada Aatrox'un resmi var. Ah tamam, Assassin yazıyormuş zaten. Evet, Assassin grubunda Diana'ya çok aşırı benziyor. Oynanış stili olsun, yetenekleri de hani bir nevi benziyor denebilir. Ben çok beğendim. Ultisinin hasarı belki biraz düşürülebilir ama kullanması da çok zor. O ultiyi doğru atmanın elinize geçireceği ödül fazla olması da güzel bir şey aslında. Bence güzel. Oynanır. Güzel çar, sağlam çar, güçlü çar. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz ve bilgilendiyseniz videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.